Değerli dostlarım, hepinize gönül dolusu sevgiler, saygılar. Bugün Ramazan ayının ikinci günü oluyor. Sabah iş yerine gitmeden önce şöyle bir şehir kabristanlığına gidiyorum bisikletle. Esselamu aleyküm ya ehli kubur. Aleyküm selam ehli kubur. Burası bizim en son geleceğimiz yer dünyada. Ve en kesin geleceğimiz yer. Aslında şu anda oturduğumuz evlerde kaç yıl oturacağız, ne kadar oturacağız hiç belli değil ama buraya geleceğimiz kesin. Şurada annemin mezarı var. Orada bir okuyayım bir dakika. Değerli dostlarım, annem 99 depremlerinden, Kocaeli depremlerinden hemen sonra rahmetli oldu. Hemen sonra dedim yani yine Ekim 1'de, 99 Ekim 1 annemin yanında iki mezarda depremzedeler defnedilmiş o zamanki. Anlatıyorlar yani hiç böyle şey cenazeler, hani vücut bütünlüğü olmayan cenazeler oraya gömmüşler. Zaten şeyleri de yok, taşları yok, bakanları yok. Orada boş bir toprak olarak duruyorlar. Allah insanı ne bu dünyada ne de ahirette garip etmesin yani. Yalnız bırakmasın. Gerçekten zor işler. Evet, şimdi abimin mezarına gidiyorum. Şu ileriden köpek havlamaları geliyor. Çünkü köpek barınağı var. Hayvan barınağı daha doğrusu. Bu da benim abimin mezarı. Onu da bir okuyayım hemen. Papatyaları açmış. Tabi Nisan geliyor artık. Bahar ayları geliyor. Kimler gelmiş, kimler gitmiş. Hepsi de bir zamanlar şehrin sokaklarında gezen insanlardı ama işte en kesin olan şehrimize gelmişler, yerleşmişler. Ben de işte böyle buraya mümkün mertebe gelmeye çalışıyorum. Buraya aslında böyle soğuk geliyor bize de alışmamız lazım. Yani sonuçta burası bizim mutlaka geleceğimiz şehrimiz. Mezarlığın çıkışına doğru geliyorum. Dışarıdaki uzaktaki bir camiden selam sesleri geliyor. Yine buraya birisi gelecek demektir. İşte bir gün bizim için de selam okuyacaklar. Ve
başkaları tarafından buraya getirileceğiz ve bir daha buradan çıkamayacağız. Allah inşallah o zamanlara buraya alnımızın akıyla gelmeyi nasip etsin inşallah.